Öğrenci Camiası kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere vizesiz, kartsız parasız nasıl yurt dışına çıkabileceğinizi anlatacağım. Konuyu anlatmadan önce, 18 yaşında olmanız lazım çünkü Avrupa bu projeyi sadece 18 yaş üzeri gençler için sunuyor. Videoya başlamadan önce abone olup bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenebilirsin. Düşünün. Elinizde hiçbir imkan yok. Paranız yok, desteğiniz yok ve az bir İngilizce bilgisiyle yurt dışına çıkabileceksiniz. Burada İngilizce konusuna birazdan değineceğim çünkü gideceğiniz ülkenin dilini iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela dünya dili olan İngilizceyi tüm ülkeler, neredeyse çoğu ülke kullanıyor. Ve Amerika, İngiltere, Avustralya gibi geleceğinizi güzelleştirebileceğiniz ülkelere ufak bir dil bilgisiyle ayak basabilirsiniz. Yurt dışına çıkmayı hepimiz çok istiyoruz çünkü artık bir şeylerin farkına varmaya başladık. Bu ülkede bir geleceğimizin olmadığını ve bir yere varamayacağımızı anladık. Bu yüzden kendimize şunu sorduk: ya benim bu ülkeden kurtulmam lazım, bu iş böyle olmayacak diye kendi başımıza düşündük. Şimdi size öyle bilgiler vereceğim ki yes, no kelimelerini bilmeseniz bile yurt dışına çıkabileceksiniz. Yani öyle binlerce euro, binlerce dolar harcamaya gerek yok. Bu arada şu an kaç yaşındasın bilmiyorum ama yurt dışına çıkmak senin için çok güzel bir deneyim olacak, özellikle de lisede gençken. Yani lise çağındayken. Yaşınız küçük olması içinizde biraz korkuya sebep olabilir. Ya ben dünyanın öbür ucuna gideceğim de işte başıma bir şey gelirse diye ufak korkular yaşayabilirsiniz. Bu yurt dışına çıkmak benim için de bir korkuydu ama sonradan anladım ki bunun mutluluk heyecanı olduğunu anladım. Lafı fazla uzatmadan ilk işimize giriyoruz. Şimdi herkesin elinde de olduğu gibi telefon, bilgisayarla bu işe adım atabilirsiniz. Açıklamada vereceğim siteye dediklerimi aynen uygulayarak kayıt olursanız siz de yurt dışına çıkmaya hak kazanabilirsiniz. Bu siteye girdikten sonra bizi diller karşılıyor, biz İngilizce olanını seçiyoruz. Ama İngilizce bilginiz yoksa, dedim ya işte, tam bu konudan bahsediyordum, sağ üstteki çevir butonundan çevirebilirsiniz. Daha sonra girişi yapma paneline girdikten sonra hesabımız olmadığı için hesap oluşturuyoruz. Şimdi burayı çok dikkatlice dinleyin. İlk adı kısmına adınızı ve soyadı kısmına harfler büyük olacak şekilde adınızı ve soyadınızı dolduruyorsunuz. E-posta kısmını sahte hesap yazmayın çünkü algılıyor, ben denedim, boşuna uğraşmayın. Yazacağınız e-posta 2 ay süresi geçmiş bir hesap olmalı ve profil fotoğrafı eklenmiş olması gerekiyor. Onu da yazdık, e-posta konusuna birazdan yine geleceğim çünkü yazdığımız e-postadan ileriki günler bize bir mail gönderilecek. İlk başta da dediğim gibi dili İngilizce seçip şartlar ve sözleşmeyi kabul et butonuna basıp hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluştur butonuna bastıktan sonra lütfen bekleyin diye bir yazı çıkıyor. Burada e-posta kısmında söylediğim gibi hesabın sahte olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer sahte değilse başarıyla hesabı kurmuş oluyorsunuz ama eğer hata verdiyse bilin ki e-posta hesabınız yüzündendir. Kaydınız tamamlandıktan sonra e-postanıza gelen onay kodunu doğrulamanız gerekiyor. Bunu Gmail hesabınıza giriş yapıp kontrol ettikten sonra hesabınız tamamen doğrulanmış oluyor. Ve yurt dışına çıkmak için gerekli olan şeylerden %50'sini tamamlamış oluyorsunuz. Maile gelen linke tıkladıktan sonra açılan pencerede şifrenizi oluşturuyorsunuz. Bu şifreyi kolay yazmayın, zor olsun. İşte ne bileyim 1-2-3-4-5-6-A gibi bir şey koymayın. Güçlü ve unutmayacağınız bir şifre olması önemli çünkü yurt dışına eğer çıktığınız zaman hesabınız çalınırsa geri dönemeyeceksiniz, bunu da söyleyeyim. Şifreyi de oluşturduktan sonra kabul et basınca sizi ana sayfaya atıyor, bu sefer yine diller çıkıyor ama bunda Türkçeyi seçebilirsiniz. Ana sayfada ücretsiz Europass oluştur kısmını gördüyseniz tıklayın. Ardından profilimi oluştur seçeneğine tıklayın, kişisel bilgiler kısmına dil seçeneğini otomatik olarak Türkçe dolduracak, onu İngilizce yapın. Ardından tarih formatını şu anki tarihinizden 2-3 ay sonraki tarihi ayarlayın. Bu tarih önemli çünkü birazdan yazacağımız olan adrese bir belge yollanacaktır. Daha sonra isim ve soyad kısmını doldurun, doğum tarihinizi girin, başta da dediğim gibi 18 yaş üzeri olmanız gerekiyor yoksa kabul edilmiyor. Cinsiyetinizi seçin, vatandaşlık kısmında Türkiye seçeneğini seçin. E-mail adresi kısmında başta hesap oluştururken girdiğiniz mailin aynısını girin, bundan 2 ya da 3 tane de ekleyebilirsiniz. Hesabınız başkasının eline geçtiği zaman geri alabilmek adına güvenlik için ekleyebilirsiniz, o size kalmış. Daha sonrasında telefon numaranızı hatasız bir şekilde girin, bu girdiğiniz numarayı ilk hafta içinde arayacaklar ve sizden kişisel bilgilerinizi isteyecekler. O konuya da geleceğim, numara seçenek kısmına yine Türkiye olanını, yani +90 olanı seçiyoruz.
Adresinizi en ufak bir hata olmayacak şekilde dolduruyorsunuz. Bu yazdığınız adrese gelen belge çok önemli, onu çaldırmamanız gerekiyor, yoksa yurt dışına çıkamazsınız. Her şeyi tamamladıktan sonra sonraki butonuna tıklıyorsunuz ve hatasız bir şekilde yaptıysanız başvurunuz kabul ediliyor. Önceden de demiştim telefon numarası kısmına, şimdi bu telefon numarasını bir veya iki gün, en fazla bir hafta içinde birisi arıyor. Ve sizden siteye de doldurduğunuz bilgilerin aynılarını soruyorlar. Onları doğru cevap verirseniz üst kısımda seçtiğimiz tarihte kapınıza bir belge geliyor. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Bu belgeyi sözleşmeyi kabul edip imzaladıktan sonra kağıtta yazan adrese gidip belgeyi bırakıyorsunuz. Ve bu işlem biraz uzun sürse de, uzun dediğim 2-3 ay sürer. Bu arada siz şimdiden alacaklarınızı hazırlamaya başlayın. Çünkü sizi %100 yurt dışına çıkartacaklar. 2-3 ay sonrasında içerisinde sizin gibi öğrencilerin bulunduğu bir minibüs kapınıza gelecek ve plakasında Europe yazısı olacaktır. Bu minibüsün içerisinde bir rehber olacak ve size neler yapıp neler yapamayacağınızı anlatacak. Kalacağınız yerleri, nasıl bir deneyim olacağını, her şeyi anlatacak. Bu minibüse bindiyseniz, ailenizle vedalaştıysanız, tüm her şeyinizi eksiksiz yanınıza aldıysanız, bulunduğunuz şehirdeki havaalanına veya havaalanı yoksa en yakın havaalanına gidip sizi toplu bir şekilde orada indirecekler. İlk baştaki rehber sürekli sizinle kalacak ve size yardım edecektir. O rehberin bindiği uçağa bindikten sonra hoşça kal Türkiye diye bağırabilirsiniz. Bu anlattığım program ile yurt dışına çıkan birçok arkadaşım oldu, birçok tanıdığım oldu ve hepsi de memnun kaldı. Her neyse, bir diğer yöntemimize geçiyoruz. Bu programda yurt dışına lise değişim programı ile gidiyoruz. Şimdi başta anlaşalım. YouTube yaş ortalamasına baktım ve ortalama değerlere göre sen 18 yaşın altındasın. Yurt dışına 18 yaşın altında gitmek pek kolay değil aslında, ama biz yine de zorlayalım. Yurt dışı lise değişim programları Milli Eğitim Bakanlığı destekli bir program olduğu için çıkmanız daha kolay olacak. Seçeceğiniz ülkede bir yüksek okula gitmeniz lazım, ama burada da çok az bir miktar maddi destek şart ve İngilizce bilgisine sahip olmalısınız. Şimdi diyeceksiniz ki, ya abi videonun başında hiç para harcamadan dedin, en ufak bir dille dedin. O konuya geleceğiz. İkinci yöntemimiz gençlik kampları. Gençlik kampları aslında yere daha böyle sağlam basabileceğiniz bir program. Çünkü lise zamanında bolca boş vaktimiz oluyor. İşte ne bileyim, eve geliyorsunuz, yemek ye, oyun oyna derken saatler geçiriyorsunuz. Tabi bunda sınava hazırlanmaları saymıyorum, o çok ayrı bir konu. Ama dediğim gibi boş vaktiniz varsa bu sizin için iyi bir şey olacak. Tatillerde örneğin ara tatil, sömestr tatili, 15 tatil gibi tatillerde gençlik kamplarına gidebilirsiniz. Çok düşük miktarda para gerektireceğinden ailenizin de hoşuna gidebilir. Şöyle söyleyeyim size, cebinizden 0 lira çıkarak yurt dışına gidebileceksiniz. Buraya kadar izleyen kardeşim, abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Geçelim bir diğer programa. Üçüncü bir diğer programımız sanat, spor gibi etkinlikler ile gidebilmeniz. Benim zamanımda çokça önemsemediğim bir program, ama günümüzde çoğu öğrencinin bu program ile yurt dışına çıktığını duydum. Gitar çalabiliyorsanız, güzel resimler çizebiliyorsanız, spor işte ne bileyim yüzme, atlama zıplama, bunlarda iyiyseniz yurt dışına hizmet verme amaçlı gidebilirsiniz. Spor, müzik gibi dersler aslında çok önemli. İnsanın kişisel gelişiminde önemli bir rol oynayan kültür, sanat, spor ve müzik yurt dışı kapılarını sizlere açabilir. Eğer bugüne kadar bu tarz bir etkinliğe katılmadıysanız üzülmeyin, yetenek keşfetme işidir. Yapıp yapmama olayı değil. İlk önce kendinize bir hobi seçmeye başlayın, ayrıca kurs almaya da gerek duymayın. Ben gitarı kendi kendime çalarak öğrendim. Siz de ufak videolarla, araştırmalarla yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Ya admin, benim ne gitarım var ne hobim var ama benim yurt dışında akrabalarım var veya tanıdıklarım var diyorsanız kapı size açıldı bile. Çoğunuzun Fransa, Almanya, İsveç, Danimarka gibi ülkelerde tanıdıkları vardır. Bu şekilde çıkılan yollarda masraflarda oldukça azalır, hem bir lise öğrencisi olarak orada kuzenlerinle, yeğenlerinle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Hem de en önemlisi olarak bir yurt dışı deneyimi kazanmış olursunuz. Bir diğer seçenek aileniz ile yurt dışına çıkmak. Eğer ailen senin yurt dışına çıkmana karşıysa, birazdan o konuya geleceğim, bunun bir çıkış yolunu bulabilirsen aileni, anneni babanı yurt dışına çıkmaya ikna edebilirsin. Onlar da yurt dışına çıkmak isterse kendi başlarına gidecek halleri yok, seni de götüreceklerdir. Biliyorum bu lise çağındaki öğrenciler ve aileleri yurt dışına çıkmaya birazcık çekiniyorlar. Belki onları ikna edebilirsen belki de hızlı bir şekilde yurt dışına çıkabilirsiniz.
Eğer yöntemlerden en kolayı ne diye soracak olursanız benim size tavsiyem ilk baştaki anlattığım Europe sitesidir. Ama benim aylar bekleyecek zamanım yok, hemen şimdi çıkmak istiyorum derseniz diğer yöntemlere göz atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir, bunu da söylemiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, saygılarla kalın, hoşçakalın. You should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain.